Merhaba arkadaşlar. TDD denemesinin geometri çözümünü beraber yapacağız. 31'in soruda ikizkenar bir üçgen verilmiş. 30 derece ise burası 30 derece yapar, burası 120 derece yapar. Bunu 24 derece daha döndürmüş. 24 derece daha döndürürsek 120. 24 daha 144 derece yapacak. 180'den 144 dereceye çıkarırsak 36 derece. Yani bu açıyla bu açının toplamı 36 dereceymiş. 2'ye bölersek 18 derece çıkar. Cevabımız C seçeneği. 32. soruda kalem veriliyor. Bir de mum verilmiş. 10 saatte yandığına göre, ben 10K dedim o zaman buraya. 5 bölü 2 oranmış, buraya da 4K dedik. Kısanın tamamının oranı 4'ün 10 oranı, sadeştir 2'nin 5 oranı. Eşittir 6'nın ne oranı? Bakın burası 3 katı olacak, burası da 3 katı olacak. 15, tamam 15 olması lazım. 6 buradaysa buraya 9 kaldı. Şuraya 9 yazdık. Sonrasında kaç saat sonra kalemin gölge boyu 12 olur? Burası 12, kaç saat sonra? Bakın kalem değişmiyor 4K kadar. Burayı bulmamız lazım. 12'nin 21 oranı, 4'ün kaç oranı dersek burası da 7K yaptı. 10K'dan 7K'ya kaç saat geçti? 3 saat geçmesi lazım. Cevabımız B seçeneği. 33. soruda uzunlukları 4, 14 verilmiş. Üst üste konulduğu zaman alan 92 birim kareymiş. Arkadaşlar üst üste gelen yeri çıkarmamız lazım. 4 kere 14 ne yapar? 56. Burası da 56, diğer dikdörtgen de 56. Fazlalık yer A. Çıkarırsam 92 olması lazımmış. A'yı 20 bulduk. Burada bir bakın eşkenar dörtgen çıktı. Şurası yüksekliğimiz ne olur o zaman? 5. Buradaki yüksekliğimiz de 5 birim yapacak. Pardon, şurası kaç birim yapması lazım? Yüksekliğimiz 4 ise burası 5 birim, burası da 5 birim yapması lazım. Şimdi çevresini soruyor. 14'lü. Bakın 5 burası, 9 burası, burası 9. 9, 9 daha 18. 18 de burada var. Doğru mu? Pardon, 9 burası, 9 da burası 18. 18 de burada var. Etti mi biz 36? Artı 1, 2, 3, 4. 4 tane 4 var. 36, 16 daha. Cevabımız E seçeneği. 34. soru. 15, 75, 90 üçgeni var. Karenin bir kenarı x dersek ne oluyormuş? Şurası karenin bir kenarı x ise, 30'un karesi x ise, 60'ın karesi x'in kök 3 katı kadarmış. Burası 12 birim sağa kaydırılmış haliymiş. O zaman buraya 12 birim ekleyelim. Şimdi 15, 75, 90 üçgenini hatırlayalım arkadaşlar. Burası x ise, burası x çarpı 2 artı kök 3 kadardı. Gözüküyor ama şuraya bir yazayım. 2 artı kök 3 kadardı x'in. Şimdi bunu kullanmamız lazım. Buraya x demişsek burası bunun 2 artı kök 3 katı kadarmış. Ne eşit oldu arkadaşlar? X kök 3 artı 12 eşit oldu. X'i buradan ne bulduk? 6. Tekrar söyleyelim. Şimdi 15, 75, 90 üçgeninin bir özelliğiydi. Evet hocam ben bunu bilmiyorum ezberi bulamam derseniz bir 15, 75, 90 üçgeni çıkarın. Muhteşem üçlü çekip birden dik indirin. Sonra burası ne olacak? X kök 3'ün 12 fazlası demiştik. Şuna eşit olması lazım. X çarpı 2 artı kök 3'e. X'i buradan 6 bulduk. Buna göre küp cisminin görünen yüzünün alanı kaç birim karedir? 6 kere 6, 36 birim kadar. Cevabımız A seçeneği. 35. soruda bir dikdörtgen var, katlanıyor. 32 birim ve 24 birim verilmiş. O zaman burası 40 birim. Katladığım zaman burası noktaysa burası da nokta yapacak. Açıortay olması lazım. Z kuralından burası noktaysa burası da nokta. Noktanın karesi yuvarlak, noktanın karesi yuvarlak. Buraya x dersek 32 x burası, 32 x burası. Bakın burada bir Pisagor var. 24'lü bir özel üçgen düşünelim. 7, 24, 25 üçgeni. X'e 7 dersek burası 25 olması lazım da oldu. Şimdi CK. CK'yı bulalım burası. 25. Değil mi? 25. Eksi K, D üssü. K, D üssü nerede? D nerede? D üssü burası. Yani 7'yi çıkarmamız istemiş. 25'ten 7'yi çıkarırsak cevabımız 18. 36. soru. Ön yüzü sarı, arka yüzü kırmızı olan bir beşgen veriliyor. X kaç derecede diye sorulmuş. Arkadaşlar burası 80 ise tamamı doğrusu olursa geri açtık tabii ki. 180 olması lazım. 180'den 80 çıkardım. 100, 2'ye böldüm. 50-50 parçalaması lazım. Beşgenin bir çeşisi 108 daha önce bulmuştuk. 50, 108 buraya ne kaldı? 22. E katladıysan burası da 22. 22, 22, 44. Tamamı 108 olması lazım. 44 çıkardım. 64 yapması lazım. Cevabımız E seçeneği. 37. soru. Dikdörtgenler prizması verilmiş. Çıkarılan parçalar var. Mavi ve kırmızı alanları çıkarıyor. Hacimleri birbirine eşit diyor. Arkadaşlar bu küpse içeride bir küp kalmış. Burası x ise burası x, burası x, burası x. Tamam. İçeride bir küp kalıyorsa derinliği de. Yani şu yatay olan kısımda. Yani burası da x olması lazım. X artı 4 burası. Şuraya x artı 4. Tamam x artı 4. Burası ne olacak? X artı 3. Şimdi şu uzunluğu bulmamız lazım. Burası x artı 4 değil mi? Buraya eşit. Hacimlerini bulalım. X artı 4 çarpı 3 çarpı x. X artı 4 çarpı 3 çarpı x. Bu kırmızının hacmini bulalım. 4 çarpı x çarpı x. X'leri sadeleştirdik. Buradan x'i de 12 bulduk. Diyor ki
Yeşil küpün yüzey alanı ne kadardır diye soruyor. Yüzey alanı neydi? 6 a kareydi. A'yı ne bulduk? 12. 12'nin karesi 144. 6'yı da çarparsak 864. 38'in soruda bir 90 derece var. Bakın 45 45 daha 90 ama aynı zamanda da açıortay. Şimdi ne demiş? Biri kırmızıya, diğeri maviye boyanıyor. Kırmızı parçanın çevresi mavi parçanın çevresinden kaç birim fazladır demiş. 20'yi 15'i soru vermiş. 20 ise bunun 5'e böldüm 4K, 5'e böldüm 3K. 3, 4, 5K yapmaz lazım. 5K ne çıktı? 35. K'yı 7 bulduk. O zaman burası 21 birim, burası 28 birim. Şimdi kırmızının çevresini bulalım. 28 burada, 20 burada, buraya da x dedik. Tamam mıdır? 28, 20'den 48 artı x. Mavinin çevresini bulalım. 21 artı 15 artı x. Bundan bunu çıkarmamızı istiyor arkadaşlar. Çevresinden kaç birim fazladır diyor. Biz eksi işaret yapalım işte göstermişiz. Çıkarırsak x'ler birbirlerini sadeleştirdiler. Şu x'i de eksi de çarpalım. 48'den 36 çıkardım. 12 cevabım D seçeneği. 39'un soruda bir üçgen eşitliği sorusu. Eşitsizliği kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Aynı zamanda bakın BDC dar açı diyor. Bunu da unutmayın. 6'dan 4 çıkardım 2. 6'ya 4 topladım 10. 9'dan 6 çıkardım 3. 9'dan 6 topladım 15. Bunu bir yazdım arkadaşlar. Bir de dar açı olduğunu söylüyor. Dar açı olmasaydı, dik açı olsaydı ne olurdu? Pisagor yapardık değil mi? Pisagor yapar gibi. 4'ün karesinin 6'nın karesinden küçük olması lazım. X'in karesi. O zaman x kare 52'den küçük. X neyden küçük? 7 olabilir. 8'den küçük. Tam sayı sorduğu için böyle yapabiliriz. X 8'den küçük bir sayı. Bu 3'ünü birleştirirsem 3 küçüktür, x küçüktür 8. Ne olur? 4, 5, 6, 7 olur. 4 tane seçenek var. Aşağıda kare dik prizma verilmiş. ABC kapları, B ise tamamen dolu. Bu kapların taban ayırtları 1, 2, 3 verilmiş. Boşaltılığı 3 kaptaki su yükseklikleri birbirlerine eşit oluyor. Şimdi bunun yüksekliğine h dersek. 1 çarpı 1 çarpı h. 2 çarpı 2 çarpı h. 3 çarpı 3 çarpı h değil mi? Bu üçünün en son durumdaki suyun hacimlerinin toplamı 9, 14 h metre. 14 h kadar etti. Son durumda C kabındaki suyun hacmi. A kabındaki suyun hacminden 32 birim küp. 9 h. 1 h'dan kaç fazlaymış? 32 fazlaymış. H'ı ne buluruz? 4. Biz buradaki h'ları bulduk. H gördüğümüz yeri yerine yazarsak 14 çarpı 4. Bu arkadaşın hacmini verecek. İlk baştaki suyun hacmini verecek. Onu da bulalım. 2 çarpı 2 çarpı değil mi? 2 çarpı 2 çarpı x. Buraya da 4 yazarsak ne bulduk? X'imizde 14 bulmuş olduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kolay gelsin.